2023 yılı kripto para ekosistemi için 2022'nin ardından adeta roller coaster etkisi yarattı. Yılın öne çıkan haberleri nelerdi? Hızlı bir 2023 özeti sizlerle. Ben Ödül Derya Dikmen, iCryptex'e hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin özelinde konuşmaya başlarsak 2023 yılının en düşük seviyesi 16.680 dolardı. Geçtiğimiz yılda gerçekleşen Luna'nın çöküşü, FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried'ın kara para aklama dahil 7 suç ile itham edilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi gibi jeopolitik şoklar sektörü kötü bir şekilde sarsmış ve Bitcoin'i bu dip seviyelere kadar taşımıştı. Yani 17.000 doların altındaki fiyatlardan Bitcoin bu yıl henüz başarılı bir şekilde dokunamadı. 45 bin dolara doğru ilerlerken yavaş ama önemli bir toparlanma kaydetti. Maksimum 21 milyon Bitcoin arzının 19 milyondan fazlası Aralık sonu itibariyle dolaşımdaydı. 2023'ün ilk yarısı kripto para birimleri için önemli bir dönem oldu diyebiliriz. Bitcoin ve altcoin'ler düzenleme, kurumsal gelişmeler ve fiyat dalgalanmaları gibi faktörlerle sürekli bir değişim yaşadı. Bu dönemde ekosistem regülasyon ve kurumsal ilgiyle ilgili belirsizliklerle mücadele etti. SEC Şubat ayında Kraken'in staking programını kapatmasıyla gündeme geldi ve bu durum şirketin 30 milyon dolarlık bir ceza ödemesine yol açtı. Bu olay regülatörlerin kripto para alanındaki hizmetlere yönelik artan denetimini de vurgulamış oldu. Mart ayına geldiğimizde finans sektöründe önemli bir etkiye sahip olan Silicon Valley Bank'in çöküşü yaşandı. Bu olayın kripto para piyasasına dolaylı etkileri de oldu. Aynı dönemde iCryptex kripto para borsasına da listelenen Ethereum tabanlı bir çözüm olan Arbitrum, ARB tokenını piyasaya sürerek blok zinciri alanındaki yeniliklere katkıda bulunmuş oldu. Sonrasında kurumsalların kripto para piyasasına ilgisini gösteren toparlanma sürecine yardımcı birkaç gelişme yaşandı. Bunlardan biri Spot Bitcoin ETF haberi. BlackRock Temmuz ayında Fidelity, WisdomTree, VanEck ve Bitwise ile birlikte Spot Bitcoin ETF için başvuruda bulundu. Bu durumda aslında Bitcoin'e kurumsal ilginin açık bir göstergesi oldu. BlackRock CEO'su Larry Fink de Bitcoin'in finansı devrimleştirebileceğini ima eden çok cesurca bir açıklama yaptı. Spot Ether ise önümüzdeki yıla kaldı. Bu yıl öne çıkan konulardan birisi de yapay zekaydı. ChatGPT ile de bilinen OpenAI'ın CEO'su Sam Altman bu yıl yapay zeka alanında oldukça üretkendi. Öyle ki heyecan veren bir blok zinciri projesiyle adını tekrar duyurdu, Worldcoin. Bu girişim aslında 2021 yılında deneme aşamasındayken Edward Snowden da dahil olmak üzere gizlilik savunucuları tarafından ciddi şekilde eleştirilmişti. Altman ise Mayıs ayında ABD merkezli kullanıcılar tarafından kullanılamayan bir proje olan Worldcoin projesi için 115 milyon dolar toplamayı başardı. Sonrasında ChatGPT pozitif anlamda adeta bir patlama yaşarken Altman resmi olarak Worldcoin'i başlattı. Milyonlarca insan karşılığında Worldcoin alabilmek için iris taramasına izin verdi. Bu taramalar Hindistan, Endonezya gibi ülkelerde yoğunlukla gerçekleşti. Bu ülkelerdeki aktivistler ise Worldcoin gönüllülerini, yoksul insanları ve bilgilendirilmiş rızaları olmadan biyometrik verilerini vermeye zorlamakla suçladı. Worldcoin token fiyatı ise bu yılın Kasım ayında Altman'ın OpenAI'ın CEO'su olmasından kovulması, ardından Microsoft tarafından işe alınması ve ardından tekrar OpenAI'ya alınması ile dalgalanmalar yaşadı. Tabii yıl içinde birçok olay yaşandı ancak bu videoda vereceğimiz son haber ise Binance'in milyarder CEO'sunun istifası. Çin doğumlu Kanadalı kripto para milyarder Changpeng Zhou, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in başkanı olarak tanınıyordu. Binance geçmişte düzenleyici baskılar nedeniyle faaliyetlerini birçok ülkede durdurmuştu zaten. Ancak bu yılın Kasım ayının sonlarında borsa yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD hükümetine yaklaşık 4 milyar dolarlık devasa bir ödeme yapmayı kabul etti. Buna ek olarak Zhou, Binance'te kara para aklamayı önleme konusundaki eksiklikleri de kabul ederek CEO'luğundan istifa etti. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım ki 2004 yılı bereketiyle, huzuruyla, barışıyla, sevgisiyle bizlere gelir. Kendinize çok iyi bakın. İyi yıllar dilerim.